Günaydın arkadaşlar. Biz dün akşam seriye geldik, otelde kaldık. Taşal Barak bayağı karışıktı. Ben dedim ki riske atmaya gerek yok, gidelim orada kalalım. Ne olur ne olmaz anons ediyorlarmış biz geldikten sonra da, tetikte olun, uyumayın, işte evi terk etmeye hazır olun falan diye. Dedim merhaba. Riske atmaya gerek yok. Merhaba. Onun için geldik, bu gece burada kaldık. Şimdi bir dışarı çıkacağız, muhtemelen şantiyeye doğru gideceğiz. Eşim de artık şey, bizi yalnız bırakmak istemiyor. Bir şantiyeye doğru gidelim, oradan bakalım ne yapacağımızı. Hazır mısın Baroş? Ha? Evet. Hadi gidelim. Hazırım. Hadi. Ben şeyini at. Maskeyi. Anlasın. Baran acıkmış, döner yiyecek. Döner bekliyor babasından. Anne sıksana be. Dur bakayım, şurası şey kapalı galiba. Yok, açık. Tamam mı? Yeter, yeter. Yeter, al. Biz bir şey yemiyoruz zaten. Baran da acıkmış, döner yiyecek. Öyle gideceğiz buradan, değil mi? Baran da annesi gibi kahvaltıda her şeyi yiyebiliyor. Oğlum oynama. Arayı kapattı. Hayır, sakın oynama. Geliyor baban, oynama. Bakın, Taşağı'na girdik. Uzaktan gözüken durum bu. Beydin tarafı zaten, beydin komple gitmiş diyorlar. Bilmiyorum artık. Allah sabır versin, yardım etsin demekten başka yapabildiğimiz hiçbir şey yok. Sen baban iş yerine gelmeyi çok mu seviyorsun? En çok ne yapmayı seviyorsun burada?
Her şey. Yemek yemeyi seviyor musun? Ne yemek varmış bugün? Sordun mu? Konuşmak istemiyor musun yoksa? İstiyorum da. Bilmiyorum, dilim var. Yani burada ben dilim yedim de. Dürüm yedim, bir de burada yiyecek misin? Yok. Burada yemek yiyecek. Yoğurtlu yemek. Yoğurtlu yemek. Yemek o niye? Enerji yani beni dönmeye mi çalışıyorsun ben? Hı? Hemen başlarım seni döverim. Hadi 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 şunu değiştir, değiştir. Gel. Kim? Ben mi çok komiyorum? Niye? Aferin. Oh. Heh. Elini çek, elini. Herkes yokluyor mu ya? Yemiyor mu ya? Niye? Anne ne yaşaydı? Nerede? Ulan bayağı durumu yedin artık. Afiyet olsun oğluma. Çizgi film mi isteyeceksin? Evet. Dur ben kalkayım o zaman. Ne? Hı. Maş. Ayağına geliyoruz. Ay- Baran çok keyiflisin gibi. Hiç eve gidesin yok sanki. Hı? Güzel mi burası? Hı? Çıkacağız birazdan. Ben o zaman hadi bak da gel dolapta ne varmış. Neyse ki Baran bugün çok eğlendi değil mi anneciğim? Baran çok seviyor çünkü babasının iş yerini. Ne yaptığını anlatır mısın bize? Elbaya mı yapıyorum? Ben bantı bağlıyorum. Sonra çıkarıyorum. Evet bir bant yapıştırdın sanki oraya. Çıkarma kalsın öyle de gayet güzel oldu. Çıkmıyor anneciğim. Yok üstüne yeni bant koyacağım. Tamam nasıl istersen. Tamam. Aferin oğluma. Bugün akşama kadar ne istiyorsa yapacak burada Baran değil mi? Şimdi üstüne. Üstüne. Boya. Boya. Ben yine bir şey yemedim. Kocam bey yumurta, salatalık, domates yedi. Köy yumurtası yiyebiliyoruz. Burada köy yumurtası aldık kokuyor. Yani alışık olmadığımızdan herhalde haşlanınca çok kötü kokuyor. Yiyemedim ben. Bakayım. Göster. Evet çok güzel. Evet harika olmuş. Bir daha yapabilirsin. Yapıştırdım yapıştırdım yapmayacağım. Aferin sana. Sen de öyle yapaydın. Evet. Yapayım ben de yapayım öyle. Tamam. Birlikte yapalım hadi. Şantiyede Serkan'ın odasında kadın çorabı yakaladım. Evet. Gel gel açıklama yap. Gel bir açıklama yap. Kadın çorabı mazot. Hı. Ya bidondan aktarırken ya da mazot tabancasından aktarırken onun ucuna takıyorsun böyle. O süzgeç gibi. Kızardın ama gibi. Açıklarken. Niye kızardın? Bak başka bir şey arayayım mı altında? Ya gel buraya. Ya. Siyah kadın çorabın ne işi var odanda? Siyah mıydı? Siyah da. Sizce ne yapmalıyım? Kadın çorabı buldum. Para anladım. Kadın çorabı. Ha? Ne?
yapacağım? Yerinde duruyor, ne yapacağım? Aklı kaçacak. Başka kimse gelecek halim yok. Benim de götürecek halim yok. Biz buraya teşkilatı kurduk, şimdi böyle bir şeyler kesip çizip bir şeyler yapıyoruz. Kral ne yapıyorsun sen o kadar tehlikeli? Akşama kadar buradayız biz. Helal olsun. Şimdi çardaktan iniyoruz, size aşağıya göstereceğim. Mağazamı aradık, her yer duman altı, göz gözü görmüyor diye. Çok kötü taş aldım durumu. Şimdi eve girebilirsek eve gireceğiz. Serkan uyku cihazı var çünkü. Onu almamız lazım. Onu alıp hemen yola çıkacağız. Net gözüküyor bilmiyorum ama inanılmaz duman var. Bakın burası Taşal, şurası pazar yeri, bilen biliyordur zaten. Göz gözü görmüyor. Bir anda nasıl oldu bilmiyorum. Belki de başka bir yer, yani haberimiz yok şu anda. Biz hemen 5 dakika eve girip çıkıyoruz, hemen Ankara'ya doğru. Aynen öyle. Rabbim yardım etsin burada kalanlara. Millet evi yurdu burada herkesin. Herkes koştur koştur bir yere gidiyor. Biz yola çıktık. Ankara'ya doğru gidiyoruz. Durum çok kötüydü biz çıkarken. Ondan sonra da konuştuk. Artık köylüler şey yapıyor, ağaçları falan kesip hani yangının gelmesine engel olmaya çalışıyorlar. Veya işte pet şişeleri dolduruyorlar. Veya ne bileyim toprağı kazıyorlar. Bir şekilde herkes şey yapmaya çalışıyor, engel olmaya çalışıyor. Herkes bir telaş içinde. Yani daha fazla baran dumanın içinde bırakamazdık. Onun için çıktık, gidiyoruz şimdi. Bir yandan da aklımız orada, sürekli konuşuyoruz oradakilerle, arıyoruz, soruyoruz. Allah yardım etsin, çok şükür gidecek yerimiz var, gidiyoruz. Ama hani biz de öyle şey yapmadık, aman eşyalarımızı alalım falan filan değil yani. Dün otele gittiğimiz gibi bugün çıktık, Ankara'ya gidiyoruz. Evimiz falan orada duruyor. Eşyalarımız duruyor. Eşyalarımız falan hepsi orada. Yani onları düşünüp hani öyle bir plan yapıp gitmedik. O dumanı görür görmez dedim ki artık baran daha fazla duman solumasın. Yani ne olacağı belli değil. Bir de hava... Dumandan ziyade şantiye doğru şöyle... Geliyor yani. Geliyor ve hava karardıktan sonra çok daha kötü oluyor. Yani dediğim gibi halk da telaşlanıyor. Bu sefer yani bir kargaşa var ya. Gerçekten savaş gibi bir şey var orada yani. Dümdüz oldum ya adamlar neler. Adamlar yolumuzu kesti falan. Kaldı yani. Yani şimdi Serkan bir şey dese... Bir de şu anda Serkan'ın şantiyesinin araçları falan hep yangın söndürmek için gitmiş durumda yani. Onlara yardım ediyor. Tabii. Şimdi Serkan terslenecek, bir şey söyleyecek, ben orada yangın için uğraşıyorum diyecek. Yok, adamların duyacak şeyi yok yani. O şekildeler. Askerde nişan doktor. Yani bir şey söylese 50 kişi 60 kişi var orada. Linç edecekler. Arabada ben varım, Baran var. Yani ben Baran korkacak diye çok kötü oldum. Hani insanlara da bir şey diyemiyorsun. Canları, malları, hayvanları, evleri. Ama şey gibi nedir? Sanki jandarmalar, polisler geleni geçeni durduruyorlar. Kardeşim tamam, durduruyorsun da biliyorsun ya, arabayı biliyorsun, yanında çoluk var, çocuk ya var. Ya bir de yani arabayı bilmiyorsan bile baktın ki bir kadın var ve arkada çocuk bir çocuk var. Yani. Hani ona göre sor, gene sor. En son eve gidiyoruz deyince ana konuşuyor. Şu ineceksin, bir şey diyeceksin bu sefer. Bak gene sor, bir şey demiyorum, gene sor. Tamam hani canın gidiyor, bir şey söylemiyorum ona. Kendi kendine bir şey yapmaya çalışıyorsun, ona bir şey söylemiyorum. Ama hani düzgünce sor ki çocuk var, var tabii şey. Ki. Çocuk var arabada. Yani insanların gözü dönmüş durumda. Hani o, dediğim gibi onlara bir şey söyleyemiyorum. Evleri, canları, malları yani. Çünkü bir şey yapılamıyor. Bugün de helikopter falan bir süre vardı. Biz yola çıktıktan sonra insanlar dedi ki yok yani helikopter yok, uçak yok. Köy düşünsenize. Yani köylüler kendi ağaçlarını kendi elleriyle kesiyorlar ki yangın evlerine doğru zaten gelmesin. Zaten belli bir yer yansın diye bıraktılar. Yani. Tabii. İnsanlar baş edemiyorlar. Baş edemiyorlar. Ya gidiyorlar sulama kanalından kendileri su alıyorlar falan yani bu insanların yapabileceği bir şey değil yani. Böyle bireysel olarak söndürülebilecek bir yangın değil. Ama insanlar çırpınıyorlar orada. Neyse durum çok kötüydü. Gene haber alıyoruz oradan, şey yapıyoruz. Çıktık gidiyoruz bakalım. Biraz da geç çıktık tabii. Allah sonumuzu hayretsin. Allah sonumuzu hayretsin. Yola çıktık, bu sefer Isparta yanmaya başladı. Bir daha ya aynen öyle yani, çok kötü bilmiyorum. Bir de Isparta'ya neyse, o durumlar karışık işte, boşverin onları. Çok
konuşmuyor onlar hakkında. Gidelim bakalım. Bir yandan da haber geliyor. Dediğim gibi aklım da orada yani. Nazan'la falan sürekli haberleşiyorum ya. İnsanlar orada yani. Çıktığımızda inanılmaz duman vardı orada. Bilmiyorum, inşallah kimseye bir şey olmadan. Yani şey zannetmiyorum. Taşal'daki evlere gelmez. Onu zannetmiyorum ama işte o dumandı, o boydu buydu köyler. Köyler çok kötü. Beydin düşünsenize yani. Bir köy gitti. Hangi bir köy? Kaç köy? Yani he, onun en yakınımızı söylüyorum. Diğer taraflar da tabii ki gitti ama yani 3 gündür Beydin yanıyor ya. 3 gündür. Ve gitti yani. Kül hiçbir şey yok. Ve biz uzak olmamıza rağmen arabanın üstü falan kül dolu. Evdeki kokudan falan bahsetmiyorum bile. Neyse. Biz gidiyoruz. Rabbim herkesin yardımcısı olsun. Kimseye böyle bir şey yaşatmasın gerçekten. Haber geldikçe aktarırız. Aynen, haber geldikçe aktarırız. Ay bir salantik de yorumla şey videomun altına salak salak yorumlar yazmış. Onu da sonra anlatacağım şimdi. Serkan arıyorlar şantiyeden. O bir açsın telefonu. Öyle. Bir ablamız Filiz'den sonra başka bir abla çıktı başımıza. Girmiş videonun altına şey yazmış. Şişko kadın büyümüş de ne olmuş? Şişko 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 yazmış. Yorum ben silmedim. Yorum market pardon videomun altına yazmış. Hayır, videonun altına yorum gözükmüyor hayatım. Niye? Sen sana bildirimlerden gösterdim ben. Videonun altına gir bak gözükmüyor. O da herhalde şundan. Başka bir yerden mi yazıyor? Yok yok yok, başka bir yerden değil. Videoyu izlemeden direkt girip yazınca mı öyle oluyormuş tam da bilmiyorum. Biliyorsanız siz de söylerseniz sevinirim. Video yorum ben görüyorum bildirimler kısmında ama videonun altına düşmüyor. Yani siz göremiyorsunuz yorumu. Ya da ben videonun altında göremiyorum. Yani ben şu anda o kadına cevap yazamıyorum. O ablama cevap yazamıyorum şu anda. Yani güzel cevap yazıyorum. Tabii. Ama hani şey düşerse eğer o yorum videonun altına incelemeye mi almıyor ne oluyor bilmiyorum. Bilmediğim için de hani şey yapamayacağım. Ama böyle bir yorum yazmış. Bunu da bugün yazmış. Millet can derdinde ki görüyorsunuzdur hani benim videolarımı. Bir de şöyle bir durum var. Benim videomu izlemeden yorum yazdığına göre böyle diğer videolarımı izlemişsin de hani yorum yazmışsın demek ki. Hani şişko olduğumu görüp yorum yazmışsın. Yangınla uğraştığımızda görmüşsündür. Velev ki onu da görmedin. Türkiye bu haldeyken sen tutup milletin videosuna girip şişko 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 yazıyorsun. Nasıl bir keyif alıyor? Ne geçiyor eline? Biz gülüyoruz bak. Filiz'e güldüğümüz gibi sana da gülüyoruz şu anda. Çünkü umursamıyoruz. Ama yani insan canının derdinde. Ben ne bileyim bir şey yaparken, bir şey söylerken hani 50 defa düşünüyorum insanlar için yani. Ben benim evim var çıkıp gidiyorum. Orada kalan bir sürü insan var. Bizim aklımız onlarda kaldı. Onları düşünüyoruz. Şey yapıyoruz. Kadın da girmiş şişko 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 yazmış. Bizim de arkadaşımızı alıp götürmenin derdinde. Tabii canım ben Nazan dedim. 3 tane yani çocuğu var yani. Dedim ki gel dedim seni de Ankara'ya götüreyim dedim yani. Ne olacak ki? Benim aklım orada kaldı. İnsanlar bu haldeyken kadın girmiş şişko 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 yazmış. Yani ne bileyim mutlu oluyorsunuz herhalde böyle ama bu sizin mutsuzluğunuzu şey gösteriyor. Başka bir şey değil. Hani bir insanı tutup zayıf 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 demekle şişko 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 demenin arasında bir fark yok. Veya uzun 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 veya kısa kısa kısa. Ya yani insanların fiziksel özellikleri bunlar kime ne? Nasıl bir fark? Ve şimdi ben tutup da buna üzülmem. Niye üzüleyim ben? Şişmanım evet. Kiloluyum ve ben bunu hep söylüyorum. Nasıl yediğimi de söylüyorum. Şişman diye karıcığım. Bana kurban olsun. Kurban olsun karısı. Duydunuz mu balık etliymişim? Lütfen bir daha şişman demeyin. Allah Allah. Şişman ne demek? Balık etli. Bam balık etli. Allah. Bas ben, balık etli. Ben 150 kiloydum. 150. 15 verdim. Ve biz bunu hani... keyif yapıyoruz. Bir şey söyleyeyim mi? Evet. Bazı insanlar bunu gerçekten böyle karşısındakini incitebileceğini, şey yapabileceğini düşünüyor da biz şey yapmayız bunları. Biz zaten ne kadar yediğimizi söylüyoruz. Kilomuzu söylüyoruz. Ya bizim için bunlar çok istediğimi giyiyorum, istediğim yere gidiyorum, istediğim şekilde eğleniyorum. Tabii ya. Bunlar benim. Ya ben bunları yapabiliyorum yani. Ben mutluyum. Sizin gibi böyle şişman şişman. Denize gidiyorum, lop patlıyorum. Üzülmüyorum. Ya hiç sorma. Geçen gün bir kadın bak. Gene konuşmaya başladık. Geçen gün bir kız, genç bir kız yani gerçekten hani ben 30 yaşındayım da ben bazı şeyleri sallamıyorum belki. Genç bir kız bikini giymiş, kilolu bir kız hayatım. Şey yazmış, herkes bikini giyebilir yazmış bak. Kıza o kadar baskı yapılmış ki bununla ilgili.
Neyse onun videonun altına gelen yorumlar, yok damacana gibisin, damacana fotoğrafı gönderiyorlar. Yok öylesin, yok böylesin, bırakın beden okumamayı, onu yapın, bunu yapın. Yani kime ne? Bir de kimisi de şey yazmış, iş sağlığın için zayıflamasın. Pardon, o kız ölse, geberip ölse sen üzülecek misin? Ya. Sen o kızı ne kadar tanıyorsun ki sağlığını düşünüyorsun? Sen o kızı üzmek için, rencide etmek için uğraşıyorsun. Başka bir şey değil. Ya bir erkek tutmuş damacana fotoğrafı göndermiş ya. Bir erkek yani. Hiç mi çevrende böyle ne bileyim önem verdiğim bir kadın yok? Tabii. Ya da bir şey bilmem ne. Hiç mi düşünmüyorsunuz böyle şeyleri? Kime ne, kimin kilosu var? Herkes şey gibi olacak diye bir şey yok. Tabii canım. Kilolu olan da var, zayıf olan da var, ortada olan da var. Çağla Şiker'le bir gün röportaj yapıyorlar. Diyorlar ki hani işte kilosuyla ilgili bir şey söylüyor. Kadın diyor ki yeter artık diyor ya. Belki kilo alamıyorum diyor. Belki bir hastalığım var diyor. Size ne diyor? Kimi ne ilgilendirir benim kilom? O da zayıf işte. Evet, aynen. Ha, ona da onu söylüyorlar. Siz manyak mısınız? Ruh hastası mısınız? İlla bunu mu söyleyeyim yani? Bizim şey, malzemeci 59 kiloydu ya. Çocuk yemek yedir. Dedim ya gel müdür beraber yemek yiyelim, odur. Adam 62 kilo zorla oldu. Ya yapısı öyledir. Adam diyor ki ben ömrümde diyor müdür böyle kilo hiç almamıştım bilmem. Yani ben. Yapısı dedim, öyledir. Adam yemek yiyor, seviyor. Ben yemek yemeyi seviyorum. Ben 3 gündür bir diyet yapıyoruz. Yemek yemeyi seviyorum arkadaş ben. Kalkıyorum, onu içebilir miyiz, bunu yiyebilir miyiz? Sürekli öyle, ben sana kalmamışım. Yok şekersiz limonata içelim, onu yapalım, bunu yapalım. Demin ki... kahve dedim daha duymadım. Kahve belki duymamışım. Ki diyetin ayrıntılarını diğer videomda anlattım. Hani bazı şeyler komple yasak, bazı şeyler serbest. Barbun ne aklıma geldi, barbun ne soruyor? Bakliyat yasak halbuki. Neyse yani insanlarla bu kadar uğraşmayın. Yazık günah size yazık yani. Ciddi söylüyorum. Ya, keşke yorum yayınlansa da bir cevap yazsaydım. Bu videoyu izler misin izlemez misin bilmiyorum da. Keşke bir yayınlansaydı da cevap yazsaydım. Gerçekten bu sizin mutsuzluğunuz. Hayattaki bir takım şeylerin eksikliğini yaşıyor olmanız. Bunu böyle dışa vuruyorsunuz siz. Belki mutlu değilsin. Belki çok zayıfsın. Çok güzel görüyorsun kendini. Ama belki paran yok. Belki istediğin yerlere gidemiyorsun. Belki sağlığın yerinde değil. Yani bir şeyin eksik senin, anlatabiliyor muyum? Akli dengen tamamen eksikti. Onun dışında da yani mutsuzluğum var. Ciddi mutsuzluğum var. Ki benim umurumda olsa bu kadar rahat olamam. Ha bir de bir şey söyleyeceğim. Bazı insanlar var. Kilolu. Ve ama insanların yanında yemek yemeye utanıyor. Neden biliyor musunuz? Bu böyle salak insanların yaptığı baskıdan dolayı. Yemek yemeye utanıyorlar. Azıcık yiyorum ama kilo veremiyorum. Onu yapıyorum da kilo veremiyorum. Neden? Utanma ya. Yediğinden utanma. Ya, ne utanacağım? Ben yiyorum ki alıyorum. Biz nereye gitmiştik de balığı böyle elle yedim de. Neredeydi? Hatırlamıyorum. Ya sonuç olarak nasıl yemek yediniz? Ne kadar yemek yediniz? Ya siz huzurlu musunuz? Mutlu musunuz? Bunlar utanılacak şeyler değil. Kilolu insanlar diyorum ya, insanların yanında bir tane ağızlarına bir şey atmaya utanıyorlar. Bu salaklar yüzünden. Sen esnemeye başladın. Sen esniyormuşum. Ben hep esniyorum. Neyse yani hoş değil böyle şeyler. Keşke cevap verebilsem oradan ama oradan veremedim. O da videomu izlemeden yorum yapmandan kaynaklı muhtemelen. Spam'a mı düşün, ne oluyor bilmiyorum yani. Bilsem normale getiririm. Ben bildirimlerden okudum. Sen çıktın başımıza, ne yapalım? Yani bitti. Yapacak bir şey yok. Biz can derdindeyiz. Sen şişko 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 derdindesin. Rabbim mutluluk versin sana da. Ne diyeyim yani? Bizden kurtardık canımız için. Tabii canım. 5 gündür yok oradan oraya git, yok otele git, yok şantiye için, yok ya, oraya inkürde gülüyor. Mesele bir şey söyleyeyim mi? Kendini kurtarmak da değil. Oradakileri düşünüyorsun ya. Bakın böyle Baran'ın o kreşe gittiği yerde bir şey... Baran'la ilgilenen vardı ya, Beydin diyeyim dedi. He. Ya bir öğretmen, ki bu kreşte yaşadığımız problemleri biliyorsunuz. Bir öğretmen, Baran'la o kadar güzel ilgilendi ki, Beydin diyeyim demişti. Yemin ederim o Beydin yanıyor dediklerinden beri o öğretmen aklımda ne yaptı yani? Acaba ulaşıp yardım mı etsen falan diye düşünüyorum ben. Biz kendimizi de düşünmüyoruz, şu anda oradakileri düşünüyoruz. Tutup da seni şişko güzel. Şöyle bir şey yani, name yaparaktan okudum. Çok eğlendim. Değişik insanlar. Neyse biz kazasız belasız inşallah Ankara'ya varırız. Hayırlısıyla. Aynen. Dediğim gibi gene Rabbim oradakilerin yardımcısı olsun.
bol bol dua edeceğiz. Yapacak başka bir şey yok yani. Bu tarz insanlar da Allah akıllı fikir versin. Biz Ankara'ya geldik saat 2:30. Eve gitmemiz zaten 3'ü buldu. Daha Ankara'nın girişindeyiz. Antalya'da durumlar aynı. Bir değişiklik yok. Aynı şekilde sönüyor, yanıyor, sönüyor, yanıyor diye haberler geliyor. Tetikte herkes. Herkes tetikte. Bizim aklımız orada. Rabbim ya. Gerçek geldik. Anneciğim Ankara'nın girişindeyiz. Aynen oğlum. Birazdan evdeyiz. Rabbim herkese yardım etsin. Bir an önce inşallah bu durumla. Türkiye'nin her yerinde olan bu yangın olayları biter. İnsanlar rahat bir nefes alır. İnşallah. Her şeyin hayırlısı diyorum. Hepinizi öpüyorum. Yarın görüşürüz. Çok uykumuz geldi. Şimdi konuşursam saçmalarım. Yarın görüşürüz. Hoşçakalın. İyi akşamlar.